Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle kanalımızdaki linkleri mutlaka beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abonelik ücretsiz, katıl ücretlidir. Cüzi bir ücretle katılıyorsunuz. Üyelere özel soruları çözen arkadaşlar, abartısız söylüyoruz. 90 ve üzeri hem yazılıdan hem de uygulamadan 90-100 rahatlıkla alabiliyorlar. Dikkatli bir şekilde daha önce yayınlamış olduğumuz serece 1-2-3-4'ten ortak soruları ve ayrı ayrı çekmiş olduğumuz videoları dikkatli şekilde dinlerseniz, çözerseniz çok yüksek bir not alacağınızdan eminiz. Başarılar diliyoruz. Kanalımızın linkini arkadaşlarınıza paylaşmayı, önermeyi unutmayın arkadaşlar. Başarılar diliyoruz ve başlayalım birinci sorumuz. Öncelikle bu sorular serece 1'de çıkmış sorular arkadaşlar. Serece 1 biliyorsunuz uluslararası yolcu taşıyan sürücülerin, şoförlerin alması gereken mesleki yeterlik belgesidir. Serece 2'de de çıkar. Diğer serecelerde de yine çıkan sorulardır. Başarılar diliyoruz ve başlayalım. Gümrük idaresince düzenlenen karayolu taşıt onay belgelerinin nusaları nerelerde bulundurulmaz, gönderilmez? A. Bir nusası taşıtın bağlı olduğu firmaya gönderilir. B. Bir nusası firmanın müracaat dilekçesinde de belirttiği tır işlemlerini yürüttüğü odaya resmi yazıyla gönderilir. C. Bir nusası onay belgesini veren komisyon tarafından düzenlenecek tutanakla birlikte gümrük idaresinde ilgili firma adına açılan dosyada saklanır. D. Bir nusası taşıtı kullanan şoföre verilir. Evet, doğrudur, verilir. Burada bulundurulmaz, nerelerde bulundurulmaz arkadaşlar? Ceyhan seçeneği, bir nusası onay belgesini veren komisyon tarafından düzenlenecek tutanakla birlikte gümrük idaresinde ilgili firma adına açılan dosyada saklanır. Böyle bir şey yapılmaz. Hemen ikinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuz şöyle. Motordaki yağın basıncını göstergesine ileten parça aşağıdakilerden hangisidir? Yağ müşürü, yağ çubuğu, yağ filtresi, yağ deposu. Bakın, yağın basıncını göstergesine ileten parça tabii ki yağ müşürüdür. Cevabımız Adana seçeneğidir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Biraz daha büyütebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Daha rahat görmeniz için. Evet. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi olan gerçek kişinin ölümü halinde adlarına yetki belgesi düzenlenen kanuni mirasçılar yönetmelikte belirtilen şartlara yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde uyum sağlamak zorundadır? 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl. Evet bakın, yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde uyum sağlamak zorundadırlar? Tabii ki 2 yıldır. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz iki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alan aşağıdakilerden hangisidir? Banket, kavşak, şerit, demiryolu, geçidi, hemzemin geçit. İki veya daha fazla. Bakın arkadaşlar size bir örnek şurada hemen size bir örnek çizeyim. İki veya daha fazla diyor. Bak şöyle bir kavşak çiziyorum size. Şurada bakın. Şurada bir nolu araç. Şurada iki nolu araç. Şurada üç nolu araç. Şurada dört nolu aracın olduğunu düşünün. Burada ne oldu arkadaşlar? Dikkat ederseniz bir kavşak oldu değil mi? Kavşak. İşte bize kavşağı sormuşlar. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen 5. sorumuza geçelim. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre
Aşağıdakilerden hangisi otomobil ile ticari ve tarifesiz olarak uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen yetki belgesidir? A2 yetki belgesi, A1 yetki belgesi, B2 yetki belgesi, B1 yetki belgesi. Tabii ki burada otomobil ile ticari ve tarifesiz olarak uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen yetki belgesi arkadaşlar A2 yetki belgesidir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Uluslararası dediği için bakın uluslararası yolcu taşımacılığı dediği için tabii ki burada SRC 1'i direkt kapsadı değil mi? Bakın SRC 1'i direkt kapsamış oldu bu soru. Evet diğer sorular bakın tüm SRC'lerde gelir ama bu soru SRC 1 sorusudur. Hemen geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarındandır? Tüm SRC'lerin sorusu bakın. Sadece SRC 1'de değil. A. Anlık konum bilgisi işleme. B. Yer ve rota tespitinin yapılabilmesi. C. Önceden tanımlanmış coğrafi koordinatlara girildiğinde konum bilgisi gönderme. D. Mesafe aralıklarına göre konum bilgisi gönderme. Tabii burada bakın arkadaşlar araç takip sistemlerin faydaları. Araç takip sistemleri nedir? Değil mi? Yer ve rota tespitinin yapılabilmesidir. Esas amaç Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet hemen geçelim. Kaçıncı soruydu bu? Altıncı soru. Yediye bakalım. Yedinci sorumuz gelsin. Şöyle şuradan geçelim. Yedinci sorumuz. Kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan, evet. Şöyle yapalım. Tanımlanan suçların ve kabahatlerin 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Verilecek ceza 4'te 1 oranında artırılır. B. Verilecek ceza 3'te 1 oranında artırılır. C. Verilecek ceza yarı oranda artırılır. D. Verilecek ceza 2 kat artırılır. 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza 3'te 1 oranında artırılır. Tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru cevap bakın yıldızlı sınav sorusu. Arkadaşlar geçtik hemen 8. sorumuza. 8. soru şöyle aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından biri değildir? Çalışanları korumak iş güvenliğinin amacı mıdır? Kesinlikle amacıdır. Üretim güvenliğini sağlamak amacıdır. İşletme güvenliğini sağlamak amacıdır, değil mi? Çalışanların ekonomik haklarını korumak iş güvenliğinin amaçları değildir, değil mi arkadaşlar? Cevap tabii ki burada Denizli seçeneğidir. Yine yıldızlı sınav sorusu. Hemen 9'a bakalım. 9. sorumuz şöyle. Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki iş öncesi hazırlık aşamalarından hangisini yapmak zorunda değildir? A. Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder. Varsa aksaklıkları giderir. B. Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol eder. Varsa eksiklikleri tamamlar. C. Kilometre sayacını kontrol eder. D. Araç lastiklerinin diş derinliklerini ve hava basıncını kontrol eder. Basınç yeterli değilse hava basıncının yeterli seviyeye çıkmasını sağlar. Evet. Bakın burada da dikkat ederseniz arkadaşlar iş öncesi hazırlık aşamalarından tabii ki burada tüm SRC'lerde gelen bir sorudur bu soruda. Kilometre sayacını kontrol eder diyor. Bu kesinlikle iş öncesi hazırlık aşamalarından bir yapılması gereken değildir. Ama diğer A, B, D iş öncesi hazırlık aşamalarındandır. Yine bizim yıldızlı sınav sorularımızdan hemen 10. sorumuz gelsin. Sınavların banko sorularından ve tüm SRC'lerde geliyor. Hangi çeşit lastik karda daha fazla tutunma sağlar? Geniş, standart, dar, dubleks.
Evet, eminim ki bu soruya arkadaşlar böyle bir soru geldiğinde geniş diyenler çok fazla. Ama cevabımız kesinlikle geniş değildir. Dar lastikler, bakın dar lastikler daha iyi tutunma sağlar. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar size, aklınızda kalsın, lastiklerle ilgili, lastiklerin diş derinliği ile ilgili derinliği. Otomobillerde derinliği, evet, 1,6 milimdir otomobillerde. Otobüs, kamyon, tır çekicilerde lastiklerin diş derinlikleri 4 milimdir. Bilginiz olsun, bu milimi de soruyorlar arkadaşlar sınavlarda. Özellikle buna da dikkat etmekte fayda var. Lastiklerle ilgili mutlaka her sınavda soru geliyor arkadaşlar. Ön lastikler patlarsa ne olur diye bir soru geliyor. Patlayan lastik yönünde döner. Arka lastik patlarsa ne olur? Sağa sola yalpalama yapar. Lastikler düşük hava basıncı olursa ne olur? Yanlardan aşınır. Yüksek hava basıncı olursa ne olur? Ortadan aşınır. Bunları mutlaka bilin. Lastiklerle ilgili de sınavda sorular sık sık geliyor. Eminim ki size de çıkacaktır. Hemen 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuz şöyle: aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri değildir? A. Durumu ağır olan kanamalı yaralılar. B. Bilinci yerinde olmayıp şokta olanlar ve kalbi çalışmayanlar. C. Hava yolu tıkanan, solunumu durmuş olanlar ve solunum güçlüğü çekenler. D. Omurga ve kaburga kırıkları olanlar. Birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan birisi değildir diyor. Bakın dikkat edin. Denizli seçeneğinde omurga ve kaburga kırığı olanlar birinci derecede nakil önceliği taşımaz arkadaşlar. Yine banko sorulardan birisi, dikkat edelim. Hemen 12. sorumuza bakalım. Yolcu bagajlarını almak kimin görevidir? A. Araç muavini. B. Kaptan şoför. C. Hostes. D. Yolcu kendi bagajını kendi yerleştirir. Tabii ki zaman zaman mesela Ankara'da Aşti vardır. Aşti'ye gittiğinizde bagajınızı, yani valizinizi kime teslim edersiniz? Otobüste kime teslim edersiniz arkadaşlar? Araç muavinine, değil mi? Yani cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen bakalım diğer sorumuza geçelim. Gelsin soru. Bakalım. 13. 13. sorumuz. Bakalım nasıl bir soru gelmiş. Yine çok çok önemli. İlk yardımdan gelmiş. Bakın. Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek için olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar ne olarak tanımlanmaktadır? Şuradaki ilaçsız uygulamanın altını çizin. Zaten burada tedavi, ilk yardım, acil yardım, acil müdahale. İlaçsız tıbbi araç gereç aranmaksızın ilaçsız yapılan tedaviye biz ilk yardım diyoruz. Bunu yapan kişi ilk yardımcıdır. Bursa seçeneğidir doğru cevap. Acil yardım arkadaşlar sağlık personeli tarafından yapılır ve ilaçlıdır. Bilginiz olsun. Evet, hemen geçelim 14. sorumuza. 14. sorumuz şöyle: aşağıdakilerden hangisi bir kavşakta iken geçiş üstünlüğü bulunan araçların işaretini alan araç sürücülerinin bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için uyacağı kurallardan biri olamaz? Evet, bakalım. Geçiş üstünlüğüne sahip araç. Derhal kavşağı boşaltmak. Gerekiyorsa emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek şekilde durmak, kırmızı ışıkta geçmemek,
Geçiş üstünde haiz, araçlar tamamen geçinceye kadar beklemek. Tabi burada olamaz diyor. Bakın, geçiş üstünlüğü bulunan bir aracı işaretini aldığınız zaman hangisi olamaz? Bakın, kırmızı ışıkta bekliyorsanız arkadaşlar, kırmızı ışığı kontrollü bir şekilde ne yapmanız gerekiyor? İhlal etmeniz gerekiyor. Yani kırmızı ışıkta durmamanız gerekiyor, değil mi? Durmamanız gerekiyor. Geçmeniz gerekir. Bu da yine önemli sorulardan birisi. Dikkat edin. Hemen 15'e bakalım. 15. sorumuz geldi. Çok önemli. Sınavlarda sık sık geliyor arkadaşlar. Bu soruya da özellikle dikkat edin. Hemen hemen her hafta bu soru bize ulaşan sorulardan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sık sık bize geliyor. Karayolları trafik kanununa göre otobüsler M2 ve M3. Minibüsler M2 için yerleşim yeri dışında, evet, yerleşim yeri dışında şehirler arası çift yönlü karayollarında azami hızı kaçtır? 100, 90, 80 ve 70 şeklinde sorulmuş. Bize otobüs ve minibüslerin hızını sormuşlar arkadaşlar. İsterseniz ben size hepsini yeri gelmişken açıklayayım. Yerleşim yeri, bakın, yerleşim yeri içinde otobüslerin ve minibüslerin hız sınırı 50'dir arkadaşlar. Yerleşim yeri dışında, bakın, dışında çift yönlü yollar, bakın, çift yönlü yollarda. Dışı çift yönlü. Çift, yani iki yönlü diyelim şöyle. Çift yönlü karayollarında 80'dir. Bölünmüş karayollarında 90'dır. Şöyle yapalım. Otoyolda, evet, bak, otoyolda da 100'dür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak, şöyle 100 diyelim. Ve bize sorulan soru, çift yönlü karayolunu sormuşlar, değil mi? Çift yönlü karayollarında kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 80'dir. Bilginiz olsun. Bu arada tekrarlamış olduk. Güzel de oldu. Aklınızda kalsın. Tüm arkadaşlar, tüm serecelerde çıkar bu soru. Bilginiz olsun. Evet, hemen geçelim. Diğer sorumuz geldi. Bakın, 16. soru şöyle. Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Kabin içi ışıklar hareket halindeyken kısa süreli kullanılmalı, açık bırakılmamalıdır. Evet, bakın, iyi bir görüş. Gece yolculuğu gidiyorsunuz, gece yolculuğundasınız. Kabin içi ışıklar açık olsa rahat olabilir misiniz? Bunu sormuş, bakın. İyi bir görüş için aşağıda hangisi yapılmalıdır? B. Kısa ve uzun farlar güçlendirilmeli. C. Daha iyi görüşü sağlamak için araca spot ışıklar takılmalı. D. Aracın yük ve yolcu miktarına dikkat edilmelidir. Gece yolculuğunda iyi bir görüş için arkadaşlar, bir kere her şeyden önce kabin içi ışıklar hareket halindeyken kesinlikle kullanılmamalıdır, değil mi? Kısa süreli kullanılabilir, açık bırakılmamalıdır. Tabii ki cevap Adana seçeneğidir. Yıldızlı sorulardan bir soru. Tüm SRC ortak sorusu arkadaşlar. Bakın, hepsi ortak soru. Bir iki tane farklı soru geliyor. Ben size onları söylüyorum. Bakın, tekrar sorunun üzerine yazıyorum. Burada gelir ya da gelmez diye dikkat edin. 17. sorumuza bakalım. Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karşı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere ne denilmektedir? Sigorta, sigortacı, sigortalı, sigortalanabilir çıkar, menfaat. Tabii ki, bakın, belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karşı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren kimdir arkadaşlar? Tabii ki
Sigortacıdır, değil mi? Sigortacıdır. Yani Bursa seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorularından bir soruydu. Hemen 18'e bakalım. Gelsin bakayım. 18. 18. soru sınavlarda sık sık geliyor. Karayolundan yararlananlara yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek ve genel olarak trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak tüm karayollarında yapılacak işaretlemelerin standartları aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir? Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, B. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, C. Trafik Başkanlığı, D. Karayolları Genel Müdürlüğü. Arkadaşlar dikkat edin, karayollarından yararlanan yol, trafik durumu, yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek, trafik düzen ve güvenliği sağlamak kimin görevidir? Tabii ki Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim. 19. sorumuz geldi. Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır? A. Zaman tarifesine, B. Ücret tarifesine, C. Taşıma güzergahına, D. Hepsine. Evet, hepsine uymak zorundadır. Yıldızlı soru. 20. sorumuz geldi. Bakın, sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren tazminatı en geç kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? 8, pardon, 7 iş günü, 8 iş günü, 10 iş günü, 15 iş günü. Tabi burada arkadaşlar dikkat ederseniz en geç diyor şurada, bakın. En geç kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? 8 iş günü içerisinde ödenmesi söz konusudur. Cevap Bursa seçeneğidir. Geçelim. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacı söz konusu olduğunda şoförler nokta nokta süreyle araç kullanabilirler. Araç kullanma süresinden sonra nokta nokta hafta tatili kullanmak zorundadırlar. Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre yukarıdaki boşluğa sırasıyla seçeneklerden hangisi getirilir? Tabii ki arkadaşlar burada düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler 12 gün süreyle, bakın, araç kullanabilirler. Araç kullanma süresinden sonra 2 hafta, değil mi? 2 hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Yine bu soruda önemli sorulardan birisi, Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 22. sorumuza bakalım. 22. sorumuz yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bir soru gelmiş. A. Düzenli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadır. Zorunda mıdır? Kesinlikle, değil mi? Aynı düşün, iki kişiye aynı biletin satıldığını düşünebiliyor musunuz? B. Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk bir başka mükerrer olarak satılamaz. Bakın, az önce dediğimiz gibi kesinlikle kargaşa çıkar, değil mi? C. Yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerinin yanlarında bulundurulma zorunluluğu yoktur. Bakın, yoktur demiş. Kesinlikle burada bir soru işareti var mı arkadaşlar? Var tabii ki. Hemen soru işaretini koyduk. Diğer şıkkı okuyorum. Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz. Kesinlikle taşınamaz arkadaşlar. Bakın, burada Ceyhan seçeneği, dikkat ederseniz, yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma mecburiyetleri vardır. Evet, vardır arkadaşlar.
Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 23'e bakalım. Sorular kolaydır eminim ki arkadaşlar. Sizlere de bu sorulardan mutlaka sorular gelecektir. Bütün soruların tamamı bizim kanalda var. Yazılı ve uygulama soruların tamamı YouTube Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi'nde arkadaşlar. YouTube Nedim Şeker Akademi Merkezi'ni anlatmamıza gerek yok. Sizler zaten teşekkür ediyoruz her birinize. Sizler bizim kanalımızı herkese öneriyorsunuz. Kurslar öğrencilerine öneriyor. Bütün hocalara teşekkür ediyoruz. Sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 23. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir? A. Dönüş sırasında karşıdan gelen ve emniyette durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıtların geçmesini beklemek. B. Orta adaya en uzak şeritten kavşağa girmek. C. Ada etrafında dönerken sürekli şerit değiştirmek. D. Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işaretiyle birlikte sağa yaklaşarak dönen kavşaktan çıkmak. Tabii ki burada dikkat ederseniz sola dönüşlerde diyor, bak şurada çiziyorum altını. Sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir. Dönüş sırasında karşıdan gelen emniyetle durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıtların geçmesini ne yapmaktır? Beklemektir. En doğru hareket Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 24'e geçtik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden biridir? Duraklamanın yasak olduğu yerlerden biridir. A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde. B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içerisinde. C. Kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içerisinde 5 metrelik mesafede. D. 3 veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan kara yolunda, ortadaki taşıt yolunda. Burada neyi soruyor arkadaşlar? Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden biridir diyor. Bakın, biridir. Tabii ki kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler, değil mi? Bağlantı yollarına, buralara yerleşim birimleri içinde 5 metre mesafede duraklama yapmak nedir? Kesinlikle yapılmaması gereken bir harekettir. Yasaktır arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 25. sorumuza bakalım. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? A. Akümülatör, B. Motor, C. Distribütör, D. Şanzıman. Evet, burada yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere tabii ki motor denir. Cevap Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 26 sınavların banko sorularından yine gece önündeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak gerekir? A. Sis ışıklarını, B. Park ışıklarını, C. Yakını gösteren ışıkları, D. Uzağı gösteren ışıklar. Gece öndeki aracı yakından takip ederken tabii ki arkadaşlar yakını gösteren farlar yakılır. Yakını gösteren farlar 25 metre ileriyi aydınlatır. Yeşil ışık yanar. Bakın, yeşil ışık yanar. Uzağı gösteren farlar 100 metre ileriyi aydınlatacak şekilde yakılmalıdır ve gösterge panelinde mavi ışık yanar arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim size, eğer şöyle yataysa yeşildir ve dikse, bak şöyle dikse de bu da nedir? Uzağa gösteren farları yakıldığını, yani mavi ışığın yandığını gösteriyor. Evet, geçelim. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır? %3, %5, %7, %10. Tabii ki %5'tir arkadaşlar. Bu soru da yine tüm SRC sorularında geliyor. Bilginiz olsun. 28. soru şöyle. 28. soru
akü ile ilgili gelmiş. Akünün görevi nedir? Araca elektrik ihtiyacını karşılamak, değil mi? Akü. Akü başka bir akü ile takviye yapılacak ise her iki akünün de voltajı nasıl olmalıdır diye bir soru gelmiş. A. Takviye eden akünün voltajı takviye edilenden az olmalıdır. B. Takviye eden akünün voltajı takviye edilenle aynı olmalıdır. C. Takviye eden akünün voltajı takviye edilenden fazla olmalıdır. D. Akü takviyesinde akü voltajı fark etmez demiş. Evet, sizce nedir arkadaşlar? Tabii ki akü, değil mi? Takviye eden akünün voltajı ile takviye edilen aynı olması gerekiyor. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen 29. sorumuza bakıyoruz. 29. sorumuz şöyle. Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir? A. Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumlardan kaçınması. B. Öfkeye yol açan olumsuz düşünceyi anlamaya çalışması. C. Olumlu duygulara odaklanması ve olayı akışına bırakması. D. Öfke anında haklılığını kanıtlamaya çalışması. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, öfke anında haklılığını bakın kanıtlamaya çalışması daha tehlikelidir, değil mi? Bakın, öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için etkili bir yöntem değildir. Öfke anında iyice haklarını, ben senden haklıyım işte, sen haklısın işte, şöylesin böylesin olduğu zaman kavga daha da farklı yerlere ne yapar arkadaşlar? Gider, asla hata sizde bile olsa kavgaya karışmamak için kusura bakmayın deyip geçmek en doğrusudur arkadaşlar. Özellikle trafikte seyir halindeyken hal ve hareketlerinize çok çok dikkat edin. Yüz ifadenize, el kol hareketlerinize çok çok dikkat etmekte fayda var. 30. sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir? A. Yoğun trafikte dönüş yapacağı yol ayrımını kaçırmak. B. Yapmayı planladığı işleri tamamlamak. C. Çevresinde olumlu ilişkiler kurmak. D. Dinlenmiş olarak yola çıkmak. Bakın, kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri ne olabilir? Yoğun trafikte, değil mi? Yol ayrımını kaçırmak. Evet, cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 31'e bakalım. 31. TC İçişleri Bakanlığı tarafından daha hızlı müdahale için tüm acil çağrıların tek numarada birleştirildiği acil çağrı numarası aşağıdakilerden hangisidir? A 161, B 122, C 112, D 110. Tabii arkadaşlar, bilindiği gibi acil çağrı numarası hepsinde tek olarak birleştirildi, değil mi? Yani 112. 112'yi aradığınız zaman arkadaşlar, bütün polis, ambulans, itfaiye olayı doğru bir şekilde anlattığınız zaman bütün ekip olay yerine gelir. 112'dir cevap, Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçiyoruz 32. sorumuza. Yolcu taşımalarında duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcunun bedeni zarara uğraması veya ölümü ya da eşyanın zarara uğramasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek kimin sorumluluğundadır? A. Gönderenin, B. Yetki belgesi sahiplerinin, C. Sürücünün, D. Alıcının. Kimin görevidir? Yetki belgesi sahiplerinin, değil mi? Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Evet, cevap Bursa seçeneğidir.
Geçtik hemen 33. sorumuza. 33. sorumuz trafik işaretlerinden gelmiş. Yukarıda gösterilen trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder? İşaret tehlike uyarı işaretlerinden ilki sola olmak üzere devamlı tehlikeli viraj işaretidir. Bakın sol kolunuz istikametine bakıyor. Sola tehlikeli devamlı virajı gösteriyor değil mi? Hızınızı azaltın, takip mesafenizi artırın, sollama yapmayın diye bize işaret bizimle konuşuyor. Tabii ki konuşmasını bilenlerle konuşuyor. Cevap Denizli seçeneğidir. Evet, hiç diğerlerini okumamıza gerek yoktur. Hemen 34'e bakalım. 34. sorumuz gelsin. Bakalım 34. sorumuz nasıl bir soru? Evet. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir. B. Ayak gazdan çekilir. Lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır. C. Daha iyi çekiş sağlamak için aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir. D. Vites küçültülür. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasının sağlanması nedir? Beklenir. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Evet, 35. sorumuz geldi. Aşağıdaki araçların hangisinde hız sınırlayıcı cihaz bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir? Evet, tabii ki burada bize neyi sormuş arkadaşlar? M2 ve M3. M2 ve M3 araçlarımız hangisiydi? Bakın M2. Şöyle yazalım. Az önce de bununla ilgili başka bir soru sormuştular biliyorsunuz. Hız sınırlamalarını sormuştular. M2 minibüstü değil mi? Minibüs, şöyle yazıyorum şuraya. Minibüs. Evet, minibüs. M3 neydi arkadaşlar? M3 de otobüs. Evet, M3 otobüs. Yani bize burada otobüsle minibüsü sormuşlar. Evet, şöyle yazalım. Aklınızda kalsın. Hız sınırlayıcı cihaz bulundurması kullanması zorunlu değildir. M2 ve M3 sınıfı minibüslerde, M2 ve M3 otobüslerde yapısı itibariyle 110 kilometre geçmeyen M2 ve M3 sınıfı otobüslerde de yapısı itibariyle 110 kilometreyi aşmayan N2 ve N3 kamyon ve çekicilerde. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar yapısı itibariyle hızı 110 kilometreyi aşmayan M2 ve M3 otobüslerde zorunlu değildir. Cevap tabii ki Ceyhan seçeneğidir. 36. sorumuza bakalım. Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir? A. Viraj içinde erken kapanmak. B. Yolun size ait olan kısmını kullanarak viraj öncesi dışa açılmak. C. İçe geç kapanarak dışa erken çıkmak. D. İçe erken kapanarak dışa geç çıkmak. Evet, burada da tabii ki yolun size ait olan kısmını kullanarak viraj öncesi dışa açılmak değil mi? Yapmamız gereken harekettir. Yani Bursa seçeneğidir doğru cevap. Evet, geçtik 37. sorumuza. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır? Evet, bu da bakın tüm seyircilerde ortak bir soru. Hasta bilincini kaybetmişse B. Deri kül rengi olmuşsa C. Göz bebekleri çok büyümüşse D. Bak dinle hisset yöntemiyle göğüs kafesinde hareketsizlik varsa. İlk yardımda solunumun durduğu tabii ki arkadaşlar hasta bilincini kaybetmişse değil mi? Öyle mi? Bak dinle hisset yöntemiyle göğüs kafesinde hareketsizlik varsa. Solunumun durduğu nasıl anlaşılır?
Bak, dinle, hisset yöntemiyle göğüs kafesinde hareketsizlik varsa, değil mi? Tabii ki Denizli seçeneği. Bu soruya genelde Adana seçeneği diyenler çok fazlaymış arkadaşlar. Onun için biraz dikkatinizi çekmek istedim. Adana seçeneği, Denizli seçeneğidir. Evet, Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 38'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi turizmde karayolu taşımacılığını cazip kılan faktörlerden biri değildir? A. Gidilecek rotanın ve durulacak yerlerin kontrol altında olması. B. Bagaj ve gerekli donanımların daha rahat taşınabilmesi. C. Diğer taşıma çeşitlerine göre daha güvenli olması. D. Gidilen yönde aracın rahatça kullanılabilmesi. Evet, burada da diğer taşıma çeşitlerine göre daha, değil mi? Daha güvenli olmasıdır. Olması mıdır arkadaşlar? Cazip kılan biri değildir diyor bakın. Turizmde karayolu taşımacılığını cazip kıran, kere diğer taşıma yöntemlerine göre daha güvenli değil, değil mi arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Ceyhan seçeneğidir. Evet. 39'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir? A. Yağ filtresinin tıkalı olması. B. Segman ya da silindirlerin aşınması. C. Yağ pompasının arızalı olması. D. Yağ müşürünün arızalı olması. Yine tüm seyircilerin ortak sorusu. Bu soru arkadaşlar sınavlarda sık sık geliyor, sık sık çıkıyor. Motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden birisi segman ve silindirlerin nedir? Aşınmasıdır. Bizim de yıldızlı sorularımızdan bir soruydu bu soru. Evet, hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, geçiyoruz. 40 son soru arkadaşlar. 40. soru son sorumuz. Evet, son sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma yönetmeliğinin amaçlarından biri değildir? A. Karayollarında can ve mal güvenliğini yönünden trafik düzenini sağlamak. B. Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek. C. Taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak. D. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve niteliklerini belirlemek. Bakın, değildir diyor bakın. Değildir. Taşıma yönetmeliğinin amaçlarından değildir. Karayolunda can ve mal güvenliği yönünde trafik düzenini sağlamak. Trafik düzenini sağlamak karayolu taşıma yönetmeliğinin amacı ne yapamaz arkadaşlar? Olamaz, değil mi? Bakın dikkat edin. Yine yıldızlı sorularımızdan bir soru arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, sorularımızın sonuna geldik. Testimiz bitti. Cevaplarınızı kontrol edin. 40 tane de kaç tane netiniz var? Öncelikle YouTube Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi sizlerin emrinde. Kanalımızda daha önce atmış olduğumuz tüm soruları çözün. Üyelere özel soruları mutlaka çözün. Katılın. Katılın. Pişman olmayın arkadaşlar. Daha önce atmış olduğum tüm sorular. Bakın 2024, 23, 22, 21, 20 şeklinde tüm çözebildiğiniz kadar yazılı ve uygulama sorularının tamamını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Kanalımızı mutlaka arkadaşlarınıza, dostlarınıza önerin, paylaşın. Onlar da haberdar olsun. Başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.